Balık ekmek şüphesiz İstanbul'un en hızlı servis edilen ve neredeyse en hızlı tüketilen yemeğidir. Uskumru'dan başka bir balık kullanılmaz ve balığın yanında gidecek olan şey kıvırcık ve soğan ve limon tercihe göre. Aynı zamanda bir de turşu da var tabii ki. Bunların hepsi birbiriyle özdeşleşmiştir aslında. Biz burada kendi işimizi de katıyoruz, kendi ustalığımızı da katıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir tane balık ekmek dediğiniz zaman siz daha elinize cebinizi atmadan sizin balığınız zaten hemen servis edilir. Bir tane alıyorlar, oturuyorlar, parçalıyorlar elleriyle, alıp yiyorlar, bir tadına bakıyorlar. Ondan sonra beğeniyorlar. Sonra bir daha tekrar geliyorlar. Bu sefer devamlı olarak gelmeye başlıyorlar. Gelen balık yemeden neredeyse gitmiyor zaten. Burada martlar var, Galata Köprüsü, bir yandan ezan sesi. Bunların hepsi acayip etkiliyor turistleri. Çünkü buradaki atmosfer aslında bakarsanız onu etkiliyor. Mustafa Öztürk, 12.03.1989, Fatih doğumluyum. Kastamonu İnebolu'luyum. Burası tarihi eminönü Derya Balıkçısı. Ben de buranın ortaklarındanım. Burası 3 kuşaktır süre gelen bir işletme. Bizim dedelerimiz 1940 zamanında İstanbul Fatih'e gelmişler. Fatih'te Küçükpazar semtine intikal etmişler. Burada bekar odalarında kahvelerin üzerlerinde yatmışlar. Daha sonra Karadeniz'de olduğumuz için, sahil kasabasında olduğumuz için tekneye ve balıkçılığa sevdalılardır. Kendilerine çalışıp bir tane küçük bir tekne edinmişler. Sandal daha doğrusu, tekne demeyelim. Eski halde halden aldıkları meyve sebzelerle birlikte buraya Eminönü'ne gelip kürek çekerek buradaki boğaz teknelerine, buradaki tur teknelerine ve sahilde yanaşıp vapurla gelen insanlara burada halden aldıkları, topladıkları meyve sebzeleri satmakla başlamışlar bu işe. Sebze meyve sezonu kapandıktan sonra balık sezonu açıldığında çiğ balık alıp beraber arkadaşlarıyla buraya getirmişler. Sahilde satmaya başladıktan sonra birkaç sene içinde bekar kaldıkları için kendi karınları da acıkıyor. Bir tarafta çiğ satarken bir tarafta diyorlar ki bir tane kendimize küçük bir tava alalım. Burada aynı zamanda pişirip kendi karnımızı da doyuralım. Kendilerine balık ekmek yapıyorlar. Pişmiş satarlarken dışarıdan müşteriler tabii ki görüyor, açık mutfak gene. Küçücük sandalın içindeler. Diyorlar ki bize de balık verin. Balık veriyorlar, diyorlar ki ondan değil, pişmişten istiyoruz. Diyorlar ki biz bunu kendimize yaptık. Sonra diyorlar ki ya biraz daha fazla yapalım, biraz daha fazla ekleyelim. Hem pişmiş satalım hem çiğ satalım. Bu sefer aynı zamanda çiğ ile birlikte pişmiş de satmaya başlıyorlar. Bunu bu şekilde alıp çiğ halde değil pişmiş halde satmaya devam ediyorlar. Daha sonra büyük bakır tavaya geçiyorlar. Tavayı büyütüp normal oduna dönüyorlar. Odun ateşinde pişirmeye başlıyorlar. Bir zaman sonra tekneyi büyütmek zorunda kalıyorlar. Çünkü işler daha çok artmaya başlıyor. Biraz daha talep arttıktan sonra bu sefer ızgara ya da dönmeye çalışıyorlar. Aslında yani köyden buraya gelirlerken biz Eminönü'ne gidelim, İstanbul'a gidelim, balık ekmek satalım, balık satalım diye hiçbir şey yok akıllarında. Yani zaman neyi gerektiriyorsa arz ve talep doğrultusunda bu iş kuruluyor. Yeni bir nefes, yeni bir kültür aslında buradan doğuyor zaten. 1970'li yıllardan itibaren hem ızgara hem tava ve sadece balık ekmeğe dönüldükten sonra aslında bakarsan simgeleşmeye başlamış. Bir tekne değil, sadece birkaç tane tekne olduğu için o bölgede farklı bir yiyecek alternatifi olmadığından dolayı birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini de çektiğinden dolayı temel taşları o şekilde 1970'li yıllarda atılmıştı. Gelin balık yiyelim, harika balığımız var gençler. Hayatınızın neredeyse kendinizi bildiğiniz ilk dönemden beri burada başlamış oluyorsunuz. Nasıl? Zaten dede mesleği olduğu için ve babamızdan biz devraldığımız için kendi çocukluğumdan beri buraya hem çalışmaya hem yardım etmeye zaten geliyorduk ve isteyerek severek geliyorduk. Çünkü doyduğumuz yer burasıydı. Yardıma geldiğimiz zaman benim ilk burada hatırladığım şey ekmek kesenlere ekmek vermekti. Denizcilik, gemicilik bilgisi de olması lazım. Burada halat sökmeyi, motoru bağlamayı, tekne çözmeyi, tekne kullanmayı, teknede oluşabilecek arızaları, şu anki teknelerimiz sabit ama daha önceden sabit değildi. Biz aynı zamanda yani bir nevi denizcilik de yapıyorduk. Tekneyle gidip geliyorduk, bakımlarını yapıyorduk. Yani çekirdeği derler ya, gerçekten biz çekirdeğinden öğrendik bu işi. Bizim dedelerimiz balıkla avlanarak temin etmiyorlardı. Zamanındaki hallerden, şu anda olduğu gibi hallerden temin edip balık satışı yapıyorlardı. Bu yerli balık oluyordu. Ama tabii şu dönemde yerli balığın sürdürülebilirliği yok. Fiyat ve lezzet olarak sabit bir banta oturtturamıyorsunuz. O yüzden İtal Norveç balığı kullanılıyor. Zaten Norveç uskumrusu kullanılıyor. Omega 3 bakımından çok zengin bir balık. Hatta diyetisyenlerin, doktorların da tavsiye ettiği bir balık. Derin denizlerde yetişen balıklar daha yağlı, daha lezzetli olur. Uskumru balığı her yerden temin edebilirsiniz. Ama bizim burada kullandığımız çarşıya, pazara veya sizin marketlerden alabileceğiniz, pazardan alabileceğiniz cins de balık değil. Birinci sınıf balık. Kullanmakla da kalmıyoruz. Biz burada kendi işimizi de katıyoruz, kendi ustalığımızı da katıyoruz, kendi aşkımızı da katıyoruz. Bu şekilde harmanlayıp içinde kıvırcık soğan içinde servis yapıyoruz. Uskumru'dan başka bir balık kullanılmaz. Bu artık özdeşleşmiş. Bunu artık birbirinden ayrıştıramazsınız. Ve balığın yanında gidecek olan şey aslında biz orijinalliğini de aynı zamanda burada koruyoruz. Kıvırcık ve soğan ve limon tercihe göre. Aynı zamanda bir de turşu da var tabii ki. Bunların hepsi birbiriyle özdeşleşmiştir aslında.
Bu balığı bu kadar lezzetli ve özel kılan aslına bakarsanız sadece elinize aldığınızda o ısırdığınız ekmeğin içindeki lezzet değil. Buranın kendine has bir ambiyansı var. Buranın kendine has bir dokusu var. Burada Galata Köprüsü'nü izlemek, Galata Kulesi'ni izlemek, daha sonra Yeni Cami'yi izlemek, buradaki açık hava, buradaki denizin o dalgası, martılar, bunlar aslına bakarsanız buna gerçek anlamda değer katan. Öbür türlü bu balığı ben size vereyim. Siz gidin bir tane 5 metrekare bir odaya girin, bu balığı yiyin, hiçbir zevk alamazsınız. Buradaki teknelerin sağlıksız olduğunu, kirli olduğunu düşünenler var. Bizim soğuk zincir dahil, eldivenler, bıçaklar, koyduğumuz malzemeler, kestiğimiz makineler hepsi gıdaya uygun. Zaten bizim açık mutfağımız var ve sürekli İl Tarım Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde incelenip raporlanıyor bunlar. Sürekli denetime tabiyiz. İstanbul'un kalbinde olup böyle bir kötü bir algıyla itham edilmek açıkçası bizi üzüyor. Çünkü biz 3 kuşaktır bu işi yapıyoruz ve bundan başka bildiğimiz iş, başka bildiğimiz meslek yok. Bizim burada kıvırcık soğan koyduğumuz boxlar bile gıdaya uyumlu, aynı zamanda soğuk hava depomuz, soğuk hava zincirimiz hiçbir şekilde bozulmadan bu şekilde frigolu araçlarla buraya naklediliyor. Depomuz buraya yakın. Burada ayrı buzdolabımız var. Hatta şöyle söyleyelim. Biz burada deniz temizliğine çok daha fazla önem gösteriyoruz. Çünkü mesela hava rüzgarlı. Rüzgarla beraber denizin üzerindeki bütün pislikler Karaköy tarafından buraya akıntıyla geliyor. Karaköy'den bir pet şişe atın, takip edin. Direkt buraya gelecektir zaten. Yani misafirlerimiz denizin kenarına oturduğunda, denizde bir pislik gördüğünde bunların bizim tarafımızdan pisletildiğini düşünüyorlar. Biz burada diğer insanların atıklarını, akıntıyla gelen atıklarını, burada kendi filelerimiz var, büyük çöp kovalarımız var. Çöp kovalarımızla birlikte aynı zamanda belediye de çok iyi çalışıyor. Burada köprü altında İstaç AŞ var, belediyenin iştiraki. İstaç AŞ ile de birlikte organizasyon şeklinde, yani organize bir şekilde bizim temizleyemeyeceğimiz kadar fazlalıkta bir çöp olursa biz onları da çağırıyoruz. Onlar zaten normal rutin devriyelerini yapıyorlar. Onların dışında çok fazla rüzgarlı zamanlara çok daha fazla pislik burada birikiyor. Biriktiği zamanlar biz elimizden geldiğince temizliyoruz. Elimizden gelmediği zaman da İstaç'tan yardım istiyoruz. Sadece biz burada lezzet odaklı değil, aynı zamanda göz zevkine de hitap ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin çok daha fazla ilgisini çekiyor zaten bunlar. Bizim iki tane teknemiz var. Şu an bir tanesi karada bakıma gitti. İki tane tekneyle çalışmak zorundayız çünkü teknemiz burada sabit olduğundan dolayı sürekli boyası ve bakımı gerekiyor. Şu an bu bizim çalıştığımız, aslına bakarsanız, yedek teknemiz. Esas teknemiz bundan çok daha ihtişamlı, çok daha şaşalı. Onda tamamen el oyması var ve çok derin motifler var. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu tarzda bir işletme yok. Denizin üzerinde balık ekmek satılan, denizin üzerinde süslü, motifli, el oymalı, işlemeli teknelerde balık ekmek satılan hiçbir yer yok. Balık ekmek şüphesiz İstanbul'un en hızlı servis edilen ve neredeyse en hızlı tüketilen yemeğidir. Buraya geldiğinizde, kapıdan girdiğinizde zaten self servis olduğu için buradan kasaya gelene kadar zaten alternatif yok, seçenek de yok. Burada seçenek sadece soğanlı veya soğansız seçeneği. Tabii ki sizin özel istekleriniz olabilir, ekmeğin içine aldırmak isteyebilirsiniz. Geldiğiniz zaman selamünaleyküm, aleykümselam. Bir tane balık ekmek dediğiniz zaman siz daha elinize cebinizi atmadan, parayı çıkartmaya bırak, elinizi cebinize atmadan sizin balığınız zaten hemen servis edildi. Yani bir dakika içerisinde siz balığınızı yiyip kalkmış bile olabilirsiniz buradan yani. Burada hiçbir zaman sabit bir satış yok çünkü burası rezervasyonsuz çalışıyor. Yerli ve yabancı turistler çok daha fazla yoğunlukta. Yeri geliyor 250 ekmek satıyorsunuz, yeri geliyor hafta sonu bayram oluyor, kalabalık oluyor, tatil günlerine denk geliyor, bin ekmeği bulduğu da oluyor. Müşteri olmayan insanlara da biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani buraya tekneye gelip, balık ekmek teknesine gelip boğaz turuna bineceğim, ne zaman kalkıyor diye teknenin içine binmeye çalışan insanlar sayısı çok fazla. Buraya binip Kadıköy vapuru mu bu, Kadıköy'e ne zaman kalkıyor, ben Üsküdar'a gideceğim, bu tekne mi gidiyor diye gelen insan onlarca fazla. Çünkü niye? İstanbul'a geldiğinde Eminönü burası merkez lokasyon gibi bir yer. Burayı bilen insan kadar bilmeyen insan da çok var burada. Burada mafyavari tiplemeler, mafyanın elemanları gibi tarzında ithamlar var. Tamamen yersiz, asılsız, hiçbir dayanağı olmayan, gereksiz ithamlar, gereksiz suçlamalar diyeyim artık. Biz burada 3 kuşaktır bunu meslek edinmiş, hayatımıza işlemişiz. Biz burada helal yoldan ekmeğini kazanmanın derdinde olan buranın esnaflarındanız. Biz burada tüm kalıplara sokulduk, farklı bölgelere çekildik, siyasi olarak da çekildik. Bu tür ithamlarda da bulunuldu, pislikten dem vuruldu, temizlikten, ama biz sadece balıkçı olamadık burada. Biz de bunlar için son zamanlarda şöyle girişimlerde bulunduk. Bizim hiçbir sosyal medya hesabımız yoktu. Bizim bir tane web sitemiz yoktu. Bizim iletişim kanallarımız geçmiş dönemde kapalıydı. Biz bunlar için bütün sosyal medya hesaplarını açtık, web sitesini kurduk. İşte bu şekilde iletişimde kalarak da insanlara bir nebze de olsun kendimizi daha iyi anlatıp daha iyi tanıtabilirsek bu tür algıların, bu tür görüşlerin de yıkılacağını düşünüyorum.
yüksek sesle satış yapmak hem sokak lezzetlerinde hem sokak kültürünün aslına bakarsanız bir parçasıydı. Ama şu anda biz bunu günümüz şartlarında minimum durumuna indirmiş durumdayız. Eskiden çok daha fazla vardı. Yani ses bizi aslına bakarsanız hoşnut etmiyordu. Pazarcılık gibi geliyor bana. Aslına bakarsanız biraz çekiniyordum. Bağırmaktan ve bağırandan da pek fazla zevk almıyordum, hoşlanmıyordum. Ama şu anda sadece buyurun buyurun hoş geldiniz, buyurun gelin balık ekmek. Yani ne sattığını sadece belirtiyor. Eskiden çok daha fazla ses çıkıyordu, çok daha gür ses çıkıyordu. Bu bağırma demeyelim de artık seslenme diyelim. Bu da bu kültürün bir parçası aslına bakarsanız. Bunu da tamamen koparıp almak da aslına bakarsanız yanlış. Biraz daha anlaşılabilir, biraz daha orta düzeyde korumak da gerekiyor diye düşünüyorum. Balık ekmek İstanbul ve İstanbul'un kültürünün bir parçasıdır. Eminönü'nden balık ekmek kaldırılırsa İstanbul'un değil sadece Türkiye'nin bir uzvu sökülmüş olur diye düşünüyorum. Bu damdan düşme oluşan bir iş değil. Bunu kaldırırsak ne olur değil de daha çok nasıl iyileştirebiliriz? Bunlarla dertlenmemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir anekdot anlatabilirim. Yurt dışından gelen bir lezzet ekibi buraya Sirkeci'ye otele geliyorlar. Otelleri denetliyorlar. Otelleri denetlemeye gelirken kendi yerel rehberlerle birlikte gezerken balık kokusunu alıyorlar buradaki rüzgarla birlikte. Bu balık kokusu nereden geliyor diye soruyorlar. Oradaki yerel rehberler de söylüyor balık ekmek yapıyorlar diye. Biz merak ettik, görmek istiyoruz diyorlar. Geliyorlar buraya. Burada balık ekmeği tadıyorlar. Böyle bir lezzet yok. Biz normal mutfaklarda şunları yaparak, bunları yaparak bu kadar saatlerce uğraşarak bir sunum hazırlıyoruz ve bu kadar hızlı sunum yapılan bir yerde bu tadı, bu lezzeti yakalamak gerçekten muhteşemdi diye bize daha sonra belirttiler. Yani balık ekmek özetle böyle bir şey. Neden kaldınız? Eminönü genelde kalabalık, kargaşa ve keşmekeşin olduğu bir yer ama çok hızlı ticaretin döndüğü de bir yer aynı zamanda. İstanbul'a gelip de Eminönü'ne uğramayan pek az insan vardır. Eminönü'nün mihenk taşlarından birkaç tanesi Mısır Çarşısı, Yeni Cami, Balık Ekmek, Vapurlar ve Martılar, Deniz, bu tarz nitelendirebiliriz yani. Dedelerimiz bize çok iyi anlatırlardı. Kendileri de zaten burada kendilerini geliştirmişler ve gerçek anlamda kalıcı bir düzene, kalıcı bir işe zaten burada başlamışlar. Onlar da başka iş, başka meslek bilmiyorlardı. Babalarımız da o şekilde. Allah nasip ederse biz de gelecek nesillere bu duyguyu, bu düşünceyi aktarıp devam ettirebilirsek gurur duyarız.